Karmaşık değişkenli fonksiyonlarda limit örnek soru 2. Bu videomuzda karmaşık değişkenli fonksiyonlarda limit konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen limitlerin sonuçlarını bulun. A şıkkı. Limit z i'ye giderken z kare artı i bölü z üzeri 4 eksi 1. Nasıl bir limit ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak için bu z gördüğümüz yere i'yi koyacağız. İ'nin karesi artı i bölü i üzeri 4 eksi 1. İ'nin karesi eksi 1 eder. Eksi 1 artı i bölü i'nin dördüncü üssü 1 eder. 1 eksi 1. Eksi 1 artı i bölü 0 bulduk ki bu karmaşık değişkenli fonksiyonlarda bir limit kuralıdır. Bir karmaşık sayı bölü, karmaşık sayı bölü sıfır sonucu elde ettiysek, buradaki karmaşık sayı reel sayı olursa da aynı şekilde 2 bölü 0, 3i bölü 0 reel sayılarda karmaşık sayıdır. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bazılarımız hatalı düşünebilir o noktada. Bu limitin sonucu artı sonsuzdur. Bunu kural olarak bilmeliyiz. B şıkkına geldik. Limit z 1 artı 2i'ye giderken z kare eksi 1'in modülünün limiti sorulmuş. 1 artı 2i'yi götürüp yerine koyacağız. Ki nasıl bir limitle karşı karşıyayız anlayabilelim. 1 artı 2i'nin karesi eksi 1. Kareyi alırsak 1 artı bununla bunun çarpımının 2 katı 4i artı 4i kare eksi 1. Buradan 4i kare eksi 4'e eşittir. Buradaki eksi 1 ile 1 birbirini götürdü. Eksi 4 artı 4i kaldı. Bu modülü de hesaplayacak olursak karekök içinde reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi 16. Bu da kök 32 eder. Bu da 16 çarpı 2 olduğundan dolayı 4 kök 2 olarak bu limitin sonucunu bulmuş oluruz. Z yerine koyuyoruz. En sonda modülün içinde kalan karmaşık sayının da modülünü hesaplıyoruz. C şıkkına geldiğimizde limit z 0'a giderken e üzeri z'nin limiti sorulmuş. 0'ı götürüp yerine koyduğumuzda e üzeri 0 elde ederiz ki e üzeri 0 da 1'dir. Sorunsuz bir biçimde limitin sonucuna ulaşmış oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.